hayatımızı gerçekleştirdik. Biz her sene öncelikle borsaya kotalı şirketlerdeki yönetim kurullarına dair bilgileri topluyoruz. Ve bunları bir rapor aracılığıyla tüm kamuoyuna yayınlıyoruz. 2012'den 2015'e %11.5'teyken rakamlar şu an %12.9'a ulaşmış durumdayız. Tabii hedefimiz bunun daha da fazla artması. Türkiye'de 30% Club'ın lansmanını yapacağız önümüzdeki günlerde. Projemiz de Türkiye ayağı olarak giriyor bu platforma. 30% Club İngiltere ayağında çok büyük bir başarıya aslında imza attı. Çünkü dünyadaki diğer koto uygulamalarına baktığımızda hepsi zorunlu. Ama İngiltere'de sadece gönüllülük bazında ilerleyen bir sistem var. Türkiye'de de bunun yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Dolayısıyla Bağımsız Kadın Direktörler projemizde bu seneki hedefimiz bu kulübün lansmanı olacak. Diğer tarafta hem TÜSİAD'ın işbirliğiyle hem de UNFPA'nın desteğiyle yürüttüğümüz aile içi, iş dünyası aile içi şiddete karşı projemiz var. Bunun da rehberini, öncelikle biz Aralık ayında bir rehber yayınladık. Bunu da grup içerisinde yayıyordum, belki birçoğunuzun bilgisi vardır. Bir şirket aile içi şiddet alanında bir politika oluşturmak isterse hangi adımları izlemeli? Bu adımları içeren bir rehber aslında yayınladık. İsterlerse rehber içerisinde bulunan örnek politikayı aynen uygulayabilirler. Ya da adımları izleyerek bu politikayı geliştirip ayrı politikalarını da oluşturabilirler. Bu seneki hedefimiz hem web simzacılarına hem de TÜSİAD üyesi olup da web simzacısı olan şirketlere pilot olma çağrısı da bulunacağız. Pilot olmak neyi kapsıyor? Öncelikle bu rehberi uygulayacaklar. Uygulayıp kendilerine ait bir politika oluşturacaklar. Ve bu politika oluşturduktan sonra UNFPA'nın de desteğiyle şirketlerin önerdiği iki yetkiliye toplumsal cinsiyet eşitliği altında eğitici eğitimi vereceğiz. Daha sonrasında şirketler politikayı uyguladıktan sonra onlardan alacağımız feedbacklerle rehberimizi revize edeceğiz. Çünkü rehberi biz daha çok Amerika ve Kanada örneklerini göz önünde bulundurarak oluşturduk. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan tecrübelere göre de bu rehber geliştirilecek. Yine sizlerin katılımıyla Aralık ayında bir çalıştay düzenleyeceğiz. Onun da bilgilerini önümüzdeki aylar içerisinde iletiyor olacağız.